Dersimiz Multakal Ebhur. Multakal Ebhur'un yazarı kimdir diye sorulabilir. İbrahim el-Halebi kısaca. Esasen Halepli İbrahim'in oğlu Muhammed'in oğlu İbrahim. İbrahim bin Muhammed bin İbrahim el-Halebi. Bugün okuyacağız zaten. Okuyacağımız bölümde ismi geçiyor. İsmini İbrahim bin Muhammed bin İbrahim el-Halebi adı okuyacağımız bölümde zaten geçiyor. Bir Osmanlı alemi 1400-1500'lü yıllarda yaşamış. Fatih Camii'nde imamlık yapmış olması dikkat çekiyor. Edirne Kapı Şehitler Mezarlığı'nda defnedildiği biliniyor. Hatta mezarına gittik. Orada mezarında Fatiha mı okuduk? Bir şeyler yapmıştık zamanında. Önemli bir Osmanlı alimi diyebiliriz. Hakkında çeşitli bilgileri bulabilirsiniz. Haleplidir. İbrahim el-Halebi diyoruz. Haleplidir. Halepli olması esasen Suriye'de doğduğunu gösteriyor. Suriye bölgesinde. Lakin orası da Osmanlı'nın toprağı olsa gerek ki Osmanlı alimi diyoruz. Ve bu kitabın çeşitli fıkıh kitaplarından değerlenerek yazıldığı kendi içerisinde birazdan geçecek. Osmanlı medreselerinde de okutulmuştur. Günümüzde hala medreselerde okutulmaktadır. Çok önemli bir fıkıh kitabı. Hatta müftüler, kadılar bu kitaba dayanarak fetva vermekteler. Kaynak olarak bunu göstermektedirler. Biz de okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. El-Mukaddimetu. Mukaddime giriş. Ön söz. Elhamdülillahillezî veffekana littefekkuhi fid-dîn. Elhamdülillah. Hamd Allah'a aittir. Ellezî o Allah ki veffeka muvaffak kıldı. Hüve o Allah. Na bizi. Neye muvaffak kıldı? Neye ulaştırdı? Neye kavuştu? Littefekkuhi fid-dîn. Din konusundaki fıkıh ilmini öğrenmeye bizi muvaffak. Ellezî hüve o din ki habluhu el-metînu o nedir? Allah'ın sağlam ipidir. Hüve nedir? Habluhu yani hablullahi Allah'ın ipidir. Öyleyip ki el-metînu sağlam. Safa sağlam. El-metîn habl kelimesinin sıfatı. Ve fazluhu el-metînu fazluhu fazlullahiye hu lafzatullah raci. Fazluhu Allah'ın çeremi. O kerem ki el-metinu apaçık, sağlam. Çeremi. Ve mirasul enbiyai. Mübini yazıyor diyoruz. Evet, fazluhu el-mübin. Doğru. El-mübinu apaçık, çeremi. Ve mirasul enbiyai ve nebilerin mirasıdır. Vel mürseline ve mürsellerin de, peygamberlerin de mirasıdır. Ve hüccetuhu ve Allah'ın delilidir. Öyle delil ki eddamigatu galip delil, baskın delil. Alel halgi ecmaîne mahlukatın tamamı üzerine galip bir delildir. Ve mehaccetuhu es-saliketu ve apaçık yoludur, ulaştıran yol. Nereye ulaştırıyor? İlâ a'lâ illiyyîne. Cenneti âlâ. Cennetin en üst derecesine ulaştırmaktadır. Ve salatu ve selamu alâ hayri halbihi Muhammedin. Salâ selâm mahlukatın en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam üzerine olsun. O Muhammed Aleyhisselam ki el-meb'ûsi gönderilmiş. Ne olarak? Rahmeten, rahmet olarak gönderilmiş. Lil'âlemîne, âlemlere. Şimdi burada rahmeten kelimesi öge olarak ne olur arkadaşlar? Rahmeten lil alemine. Evet buradayız. El-meb'usi rahmeten. Tahmin olan var mı? Evet, hal olur. El-meb'usi rahmeten lil alemine. Alemlere rahmet olarak.
Ala ve daha kimin üzerine olsun salat selam ala alihi ve sahbihi ve tabi'ine ailesine, ashabına ve onlara tabi olanlara da salat selam olsun. Daha vel ulema il amiline bildikleriyle amil olan ulemanın da üzerine olsun. Marfeden sonra mekre. Evet. Ve ba'du bundan sonra yani ba'del besmeleti ve hamdeleti ve salveleti bunlardan sonra fiyhulu şöyle der kim? El müftegiru ihtiyaç sahibi olan muhtaç kul der. Neye muhtaç? İlâ rahmeti rabbihi el-ganiyyi. İhtiyaçsız olan Rabbinin rahmetine, zengin olan Rabbinin rahmetine ihtiyaç duyan, muhtaç olan kul der. Ki o muhtaç kullan maksat da İbrahimu bunu Muhammed ibni İbrahim el Halebiyyu. Yazar kimmiş? Halepli İbrahim'in oğlu, Muhammed'in oğlu İbrahim. Dedesinin adını kendisine koymuşlar. Çok yaygın bir durum bu biliyorsunuz. Ülkemizde de böyle. Dedenin ismini, nenenin ismini çocuklara, torunlara koyma adeti hala devam eder. Kat şüphesiz ki se'ele istedi mi benden. Kim? Ba'zu dalibi el istifadeti. Talebelerimin bir kısmı, öğrencilerimden birisi istifade etmek istedi. En ecma'e yazmamı istedi. Lehu fıkha dair. Ya kendisi için iki şekilde de olabilir. Kitaben bir kitap yazmamı istedi. Hatırlarsınız bir önceki kitabımızda yani El İhtiyar'ı okurken orada da benden kitap yazmamı istedi. Bazı dostlar diyordu. Orada da öğrencisi istemiş. Ne istemiş? Kitaben bir kitap oluşturmamı, yazmamı, cem etmemi istedi. Ama öyle kitap ki bu. Kitaben yeştemilu hüve. O kitap kapsıyor. Kapsayan kitap. Ala mesailil kuduriyyi. Kudurinin meselelerini kapsayan. Kuduri bir fıkıh kitabı. Vel muhtari muhtar. El ihtiyarın ana metni. Onu da ana metnini de şerhini de daha yeni okuyorduk zaten. Muhtarın da meselelerine şamil olan bir kitap. Vel kenzi, kenzin meselelerine şamil olan. Vel vikayeti, vikayi adlı fıkıh kitabının meselelerine de şamil olan. Demek ki bu dört kitabın konularına şamil bir kitap yazmamı istediler. Vikayi, kenz, muhtar, kuduri. Peki neyle beraber? Bi ibaratin sehletin. Kolay bir ibareyle bunu yazmamı istediler. Gayra muğlakatin. Zor olmayan, muğlak olmayan, muğlak ibareler içermeyen kolay bir ibareyle böyle bir kitap yazmamı istediler. İşte bu isteğin ardından ecebtu ben cevap verdim. Hu iler der ki buna cevap verdim. Bu isteğe cevap verdim. Ve ezaytu ilave ettim. Kattım ileyhi bu kitaba bazı ma. Bazı o şey ki yuhtacu ileyhi, ona ihtiyaç duyuluyor. Min mesailil mecmai, mecma adlı kitaptan bazı bölümlerde buna ilave ettim. Ve nevzeten ve bir parça da minel hidayeti, hidaye adlı fıkıh kitabından da ekledim. Demek ki hepsinden sonra yazılmış onlardan ilave ettiğine göre. Ve sarrahtu ve ben açıkladım. Bi zikril hilafi. İhtilafları da anlattım. Beyne e'immetina imamlarımız arasındaki ihtilafa da değindim. İmamlarımız derken 3 imamı kastediyor. Ebu Yusuf, İmam Muhammed, İmam Azam. Ve kaddemtu ve ben öne aldım. Şimdi kitabın metodunu anlatacak. Ve kaddemtu ve ben öne aldım. Min ekavilihim. Ekavilihim. Min ekavilihim. Daha kavi olan görüşleri, sağlam görüşleri öne aldım. Önce sağlam görüşü zikrettim. Ma o şey ki hü o görüş nedir? El ercehu daha racihtir. En tercih edilen görüştür.
tercih edilen görüşü önce verdim. Ardından da diğer görüşleri verdim. Ve ehartu ve tehir ettim. Sona bıraktım. Gayrahu başkasını. Yani daha az ilgi gören, tercih edilmeyen görüşü sonraya bıraktım. İlla ancak şu kadar var ki eğer böyle yapmadıysan, tersini yaparsan, yani tercih edilen görüşü sona bırakıp tercih edilmeyeni evvela zikredersen ne olur? Karıştırabilirsin. Karıştırma diye söylüyorum. En kayyettuhu, ben onu kayıtladım. Neyle beraber kayıtladım? Bima, o şeyle beraber ki yufidu, ifade ediyor. Hı ve o, et tercihe, tercihi ifade eden. Hangisi tercih edilmiştir? Hangisi müştabihtir? Bunu ifade eden kelimeyle de onu kayıtladım, karışmasın. Ve emmel hilaful vaki'u beynel müteahhirine, müteahhir alimler arasında vaki olan ihtilafa gelince, ev veyahut da beynel kutubi, kitaplar arasındaki ihtilafa gelince, o kitaplar ki el mezkurati zikredilmiş, az önce saydığım kitaplar arasında ihtilaf var ise, şey kullu ma, her o şey ki saddertu, ben öne aldım hu onu, bi lafzi ile meçhul fiil. Ev veyahut da galu lafzıyla beraber öne aldı. Her şey imkanı hüve mekrune, şayet o kayıtlanmış ise, kayıtlanmış olsa da bil esahi esah sözüyle ve nahvihi veya benzeriyle fe innehu şüphesiz ki o nedir? Mercuhun, zayıftır görüş. Neye göre? Bin nisbeti ila ma, o şeye nispetle ki leyse kezalik, böyle değildir. Böyle olmayana göre bu daha zayıf bir görüş. Bile evgalu ve imkanı ve mekruna, kayıtlanmış olsa bile bir esah esah sözüyle ve nahvi veya benzer şeyle fe innehu şüphesiz ki o nedir? Mercuhun, tercih edilmiştir. Yani daha az tercih edilmiş, zayıf bir görüştür. Neye göre zayıf ama? Daha önemli olan bu esasen. Bin nisbeti ila ma leyse kezalik, böyle olmayana kıyasen. Ve meta zekertu, her ne zaman ki zikrettim lafza tesniyeti, tesniye lafzını genelde huma fıkıh kitaplarında çok geçer. Hüve huma. Min gayri karinetin, bir karin olmaksızın tesniye lafzı görürsen sen, bil ki tedüllü delalet eder hiye o tesniye lafzı ala merci'iha, nereye raci ise oraya delalet eder. Sağ taraftan araştır. Hangi kimler geçti? Hangi fakihler geçti? Fehüve, zaten o li Ebi Yusuf'e ve Muhammed'in. Ebu Yusuf ve İmam Muhammed için kullanılmaktadır. Tesniyeler. Rahimehuma Allahu Teala, yüce Allah onlara rahmet eylesin. Velem alu cühden, dikkatli olmayı terk etmedim. Fit tesniyeti, tesniyeler konusunda. Ne üzere? Fit tesniyeti dedim gerçi. Fit tenbihi, tembih noktasında. Dikkatli olmayı terk etmedim. Alel esahi, en sahih görüş üzere. Vel ekva, en kavi görüş üzere. Tenbihi de elden bırakmadım. Buna dikkat ettim. Ve ma, ve o şey ki hüve nedir? El muhtar, muhtardır. Lil fetva, fetvada seçilen görüşte de yine dikkati elden bırakmadım. Ve haysu, şöyle ki ictema'a, toplandığı için fihi, bu kitapta ne? El kutubul mezkuratu, az önce saydığım kitaplar bu kitapta toplandığı için, cem edildiği için, her birinden az çok bir şeyler alındığı için semmeytuhu, ben o kitabı, yani bu okumakta olduğumuz kitabı isimlendirdim. Ne diye isimlendirdim? Bi multaka el ebhur. Bi multakal ebhuri. Multakal ebhur diye, yani denizlerin buluştuğu nokta, denizlerin kavşağı diye isimlendirdim. Peki niye böyle bir isim verdim? Hani söyledim, bu kitaplar içerdiği için de li yuvafika, uygun düşsün diye. Devamı şey. Ne uygun düşsün? El ismu el müsemma. İsim müsemmaya uygun düşsün. Müsemma isimlendirilen şey demek. Yani kitap uygun düşsün. Ve Allahu subhanahu ve teala, es'elu, ben istiyorum en yec'alehu halisan,
Bi vecihi el kerimi. Yüce Allah'ın rızasına ait kılmak istiyorum bu çalışmamı ve en yenfa'ni bihi ve bunun sayesinde beni faydalandırmasını istiyorum. Ne zaman? Yevme. O gün ki la yenfa'u hiçbir fayda yok, fayda vermiyor. Malun hiçbir mal. Ve la benune veya çoluk çocuğun fayda vermediği günde. İlla ancak fayda veriyor. Men o kimse ki fayda buluyor ki eta geldi. Hı, o kişi Allah'a bir kalbin selimi. Selim kalple gelen kişi dışında. Giriş bölümünü okumuş olduk. Bugünkü okuma metnimiz buraya kadardı. Kitaba bir giriş yapmış olduğumuzu düşünüyorum. Zaten görüyorsunuz ardından kitabı Taharet'e geliyor. Taharet bahsinde kalmış olduk.